Herkese merhaba. Bugün bir kaşık dökmesi yapacağız. Böyle patatesli, taze soğanlı, maydanozlu, pul biberli bir tuzlu pankek gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi bunun için önce iki tane patatesle başlıyoruz. Bunları böyle küp küp doğrayacağız. Kabuklarını soymadım. Siz isterseniz soyabilirsiniz. Sadece çok yarısı beresi varsa oraları keseceğim. Şimdi artık bu patatesleri pişireceğiz. Geniş bir tavanın altını açtım ve böyle içine 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı döküyorum. Patateslere başta hiç dokunmayacağım 2-3 dakika ki güzelce mühürlenip tavaya yapışmasınlar. O sırada da maydanozumu ve taze soğanımı doğrayabilirim. 3 dal taze soğan var burada. Onu şöyle beyaz kısımlarını daha ince, yeşil kısımlarını daha kalın doğrayacağım. Bir de şöyle 5-6 dal maydanoz var. Onları da doğruyorum. Bu tarif aslında bizim ekipte Anadolu var. O gönderdi bana. Instagram'da görmüş galiba. Ya gördüm çok hoşuma gitti diye ama böyle maydanozluydu ama böyle taze soğan, patates falan yoktu. Başta ne yalan atayım ben hoşmuş dedim ve bir süre yapmadım. Sonra sağ olsun bir daha ya bunu denedin mi dedi. Sonra bunu denedim ve böyle hep beraber sarılıp uyuduğumuz bir tarif oldu. Ben de ondan sonra sizinle paylaşmaya karar verdim. Şimdi yeşillikler hazır. Patateslerin olmasını bekliyoruz artık. Zaten bak güzelce piştikçe kendilerini bırakıyorlar. Yapışanlar daha tam pişmemişlerdir ama birazcık yapışması da sorun değil. Çünkü bunu en son şöyle bir suyla çevireceğiz. O patates nişastasını da birazcık suya bırakacak ve o karışımın hepsine geçebilecek. Patateslere birazcık tuz atıyorum. Böyle birazcık pişti, birazcık kavruldu, yer yer yapıştı. Bu hiç sorun değil çünkü şimdi üzerine böyle 1-1,5 bardak kadar su ekledim. Ve hem o yapışanları toplayacağım bu suyla hem de hani patatesin kavruk tadı hala olmuş olacak. Bunu böyle eklediniz ya hani bu böyle bir suyunu birazcık çekti. Baktığınız büyük patatesler hala pişmediler. Orada birazcık daha su ekleyebilirsiniz. Böyle suyu artık çekmeye başladı ve böyle bir sos kıvamına geldi. Bundan sonra bir dakika daha karıştıracağız ve ondan sonra tamam olacak. Şimdi artık bu bak etrafını böyle kaplıyor patatesleri. Bu noktada altını kapatıyoruz ve şöyle iyice soğuması için çünkü yumurtayla karışacak pişirmesin. Şöyle yayıp burada soğumaya bırakıyoruz ve yumurtalı karışım için hazırız artık. İki yumurtayı kırıyorum. Ve önce bunları böyle iyice köpürene kadar yani kek yapıyormuşçasına bir çırpıyorum. Çırparken de böyle iyice hava aldırı aldırı köpürte köpürte çırpıyorum. Bu artık iyice köpürdü. Önce 5 çorba kaşığı yoğurt koyuyorum. Hatta böyle sulanmış yoğurt daha bile iyi. 5 kaşık yoğurdu koydum. Tekrar çırpıyorum. Burada hani süt de kullanabilirsiniz, labne de kullanabilirsiniz. Çok kullanmaz mı? Daha fazla un koyabilirsin. Ama işte yoğurt birazcık daha o ekşi oluyor ya, o daha güzel oluyor sonunda. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Tuz, karabiber ve birazcık daha bolca pul biber. Pul biberi eklemeseniz de olur. Birazcık acı, böyle bir de hafif kırmızılık her zaman seviyorum. Bunu da biliyoruz artık. Ve son olarak taze soğanla maydanoz. Bundan sonra böyle hiç aslında çok da söndürmeden alttan üste ala ala hepsini karıştırıyorum ve bu soğuyan patatesleri de ekliyorum içine. Bunu böyle artık o patatesler iyice ayrılıp aralarına karışım girene kadar yine karıştırıyorum.
Bu tamam. Kıvamı da fena değil. Bu patatese göre de değişecek bir durum aslında. Şimdi ben buna un ekleyeceğim. Böyle bir iki kaşık ekleyip bakacağım. Çünkü patates çok nişastalıysa burada daha az un ekleyebiliyoruz. O yüzden size kıvamı göstereceğim. Siz de ona göre gidin. Şöyle bir... Hatta iki silme kaşık gibi ekledim. Ve bunu da yine karıştırıyorum. Bu iyice karıştı. Artık pişirmeye geçebiliriz. Geniş böyle bir tavanın altını açtım. Onu ısıtıyorum. Çok değil, bir kaşık falan zeytinyağı dökeceğim. Belki de iki. Şimdi yağ iyice ısındı. Ondan sonra şöyle bir kaşık aldım. Ve şöyle şuraya hop döktüm. O zaten kendi biraz yayılacak. Ve adı üstünde kaşık dökmesi. İki tarafları da yaklaşık 2 dakika pişti. Böyle hepsini pişirmeye devam ediyorum. Arada da böyle düşen yapışan patates parçaları olursa şöyle peçeteyle silip kolayca alabilirsiniz. Döktükten sonra böyle kenarları birazcık katılaşıp göz göz olduktan sonra, ki bu 2 dakika falan oluyor. Ondan sonra zaten kendilerini bırakıyorlar. Şöyle hop diye çevirebilirsiniz. Kendini bırakmıyor ya, orada hiç zorlamaya gerek yok. Beklemeye devam. Hepsi pişti. Bayağı bir çıktı ama bir 4-5 tane de biz yedik yaparken. Şöyle bir tane sıcak sıcak böleyim. Bakalım beğenecek misin? Bu anı 4 gözle bekliyordum. İlk denediğimden daha güzel olmuş. Gerçekten mi? Kesinlikle. Ben bunu hepsini yerim. Net. Olur. Fotoğraf çekelim verelim sana. Yemesem bak. Bizden bu kadar. Vallahi benden bu kadar değil, ben daha yiyeceğim. Tabii ki, afiyet olsun. Bizden şimdilik bu kadar. Başka yapmamı istedikleriniz varsa yorum kısmında bekliyorum. Buradan başka bir kahvaltılığa gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.